geldiniz çocuklar. Bugün size alfabemizdeki 29 harfi öğreteceğim. Tabii ki alfabemizdeki 29 harfin sıralamasını, sırasına göre hangi harflerin geldiğini öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, hazırsanız başlayalım çocuklar. Alfabemizin ilk harfi A harfiyle başlıyor. Evet, A. Neden bu pembe kalple başladı çocuklar? Neden pembe renkli? Bakın diğerleri yeşil. Bazı harflerimiz pembe renkli. İlk önce isterseniz bunu anlatayım çocuklar. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bu pembe kalbin içindeki harflerimiz çocuklar ünlü seslerdir. Buna dikkat edelim çocuklar. Ünlü seslerimiz, harflerimiz A, E, I, I, O, Ö, U, Ü'dür çocuklar. Geri kalan sessiz, ünsüzlerdir çocuklar. Şimdi 29 harfimizi alacağız ve sıralamasını nasıl olduğunu öğreneceğiz. Eğer çocuklar fark ettiyseniz pembe kalbimiz var birinci ilk sırada, sonra ilk beşte yeşil, sonra ilk ve altıncı sırada E var. Beş harfimizi böyle ezberleyebiliriz çocuklar. A, B, C, Ç, D. Beşi öğrendik. E sesler bakın. E, T, G, yumuşak G, B, H. Evet, ilk 10 harfi böyle öğrenebiliriz çocuklar. Sonra ondan sonra sesli harfimiz geliyor. Bakın, I, I, C, K, L. 5 harfimizi böyle öğrenebiliriz. Daha sonra çocuklar, M, N, O, Ö, P. Bakın, gördüğünüz gibi. Evet, şurası sizi çok rahatlatacak çocuklar. Şu kısımda. Geldik, R, S, Ş, T, U, U, Ü, V, Y, Z. Farkındaysanız hepsini beşer tane ayırdım çocuklar. Beş, hepsi beş. Burası tabii ki dört. Çünkü alfabemizde 30 tane harfimiz yok. 29 tane var. Gelelim çocuklar sıralamaya. Alfabemizin ilk harfi nedir diye sorulsa tabii ki A diyeceğiz. Peki 5. harfi hangisidir diye sorsalar? Hemen A, B, C, Ç, D. Gördüğünüz gibi. Beşer beşer ayırmanın avantajı çocuklar. Peki 4.sü hangisi dendiği zaman? D'den önceki Ç. Bakın çok rahat bulabilirsiniz çocuklar. Evet, gelelim çocuklar geri kalanına. Diyelim 6. sırada E'nin olduğunu bileceğiz. E'nin yanına 6 yazalım. Şöyle. Buraya 5 yazalım. Gördüğünüz gibi. E'nin 6 olduğunu biliyoruz. Peki 10. harf hangisi? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar. Biri de yazalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabi E'den sonra 7, F, 8, 9 ve 10. Bakın görüyorsunuz çocuklar. 10 H ise 11'in I olduğunu bileceğiz. I'dan sonra onun şapkalı abisi, kardeşi diyormuşuz. İyi geliyor gördüğünüz gibi çocuklar. 13, 14, 15. 15. harfi R olduğunu, evet bakın 5. harfin D olduğunu, hatta şöyle diyeyim, benim adım Levent, soyadım Dinç, Levent Dinç, 5, 15, 5, bakın direkt kodladım, evet 16, M, 17, N, 18, O, 19, Ö, 20, E, 21, R, 22, S, 23, Ş, 24, T, 25, U. Evet, 26, Ü, 27 ve 28, Y, 29, Z. Diyelim çocuklar, ben diyelim bir alıştırma yapmam gerekiyor.
V'yi koydum. V'yi aldım. Ortaya koydum. İkinci sırada. Şimdi V'den öncesinin V'den önceki harfi ve V'den sonraki harfi bulalım. Evet, siz burada çözebilirsiniz. Dondurun. Çözdünüz mü? Evet, der misiniz? Evet. K'ya alıyoruz. 14. sırada. Evet. Ve M'ye alıyoruz. Çok güzel. Buradaki sayıları koymamdaki sebep buydu çocuklar. B'den önce K, B'den sonraki harf M'dir çocuklar. Evet çocuklar, geldik. C'yi alalım. Bu sefer çocuklar başa koydum. C birinci sırada. O zaman ikinci ve üçüncü C'den sonra gelecek harfleri bulabilir miyiz? Donduralım. Buldunuz mu? Evet, bulduk der misiniz? Buradan buluyorum çocuklar. Evet, Ç. Üç, dördüncü sırada. Ç'den sonraki gelen harfimiz D. Evet çocuklar, bu yöntemi evde yapabilirsiniz, harfleri yazabilirsiniz, üstüne sayıları yazıp öğrenme amaçlı da yapabilirsiniz bu şekilde. Yaptıktan sonra harfleri, sayıları silerseniz, sayıları silip kendiniz yaparsınız, karıştırıp da yapabilirsiniz. Evet çocuklar, lütfen daha isterseniz bir araştırma yapalım, yüzün akışına kaptırmamak gerekiyor kendinizi. Diyelim. S'yi aldım. Şuraya koydum çocuklar. S'den sonraki ilk 3 harfi alalım. S'den sonra Ş'ye geliyor. Ş'den sonra T'ye geliyor. T'den sonra... Evet. U geliyor. Şimdi çocuklar bir soru soracağım. S'den sonra gelen 3 harfimizi bulduk. Ş, T, U. Peki bunların arasında hangisi sesli harf ya da ünlü harf? Evet. U. Evet çocuklar, bugün sizinle alfabemizin 29 harfinin sıralamasını öğrendik. Alfabemizin ilk harfi A, son harfi Z olduğunu biliyoruz. İlk 5'e baktığımız zaman A, B, D, C, Z ve 5'ten sonraki 10'a kadar harflerimize baktığımız zaman E, F, G, yumuşak E, F, 10'dan 15'e kadar baktığımız zaman I, I, J, K, L, 15'ten sonra D'den sonra M, N, O, Ö, P, 20'deki harfimiz P, 10'daki H, 20'deki harfimiz P. Gördüğünüz gibi çocuklar. Hemen 21'e geçiyoruz. R, S, Ş, T. Hemen 25. U, Ü, V, Y, Z. 29. harfimiz çocuklar. Evet çocuklar. Dersimizin sonuna geldik. Bugün de alfabemizin 29 harfini öğrendik ve sıralamasını öğrendik. Bunda alıştırmalara dikkat etmeliyiz. Bu konuşmamdan sonra çocuklar size videomuzun sonunda alıştırmalar vereceğim. O alıştırmaları da yaparsanız böylelikle bu bilgiler daha kalıcı olacak. Ama size tavsiyem bunları tekrar edelim. Aklımızda kalması için tekrar en iyi yöntemdir. Ve artık çocuklar videomuzun sonuna geldik. Sizden ricam alttaki kırmızı tuşa, abone ol tuşuna dokunmanız. Biliyorsunuz abone ol ücretsizdir. Sadece benim videolarım yayınlandığı zaman size anında gelecek. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna yorum yazmak isterseniz, diyelim anlamadığınız noktalar, bilgiler, konular, herhangi bir şey varsa sohbet, derdinizi anlatmak, sevginizi, mutluluğunuzu, her şeyinizi anlatmak istiyorsanız
aşağıya yorum yazabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Etrafınızdaki bütün arkadaşlarınıza videomu tavsiye edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Thank you.